Tahminini yorumlara yazmayı unutma. Kalp atacağım. Herkese selam. Ben Mustafa Yağız HD. Yeni bir 11 videosu ile birlikte karşınızdayız. Bu 11 videomuzda koronavirüse yakalanan en iyi 11'i yapacağız. Hatırlarsanız bu videoyu bir ay önce yapmıştık. Virüs futbolculara da bir ay içinde çok fazla bulaştı. O yüzden bu videonun ikincisini yapıyorum. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Kadro dizilişimiz 4-3-3 şeklinde. Kalemizde 37 yaşındaki Pepe Reina var. Birçok Avrupa devinin kalesini koruyan ve son olarak Aston Villa forması giyen 37 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina, koronavirüsü salgınına yakalanan kaleciler arasında. İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın tecrübeli file bekçisi Pepe Reina, koronavirüsü belirtileri yaşadığı anları anlatırken sonsuz korku ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki kaleci evinde karantinada olduğunu söylerken semptomların en belirgin olduğu anlar için hayatımın en kötü anlarından biri dedi. Pepe Reina kariyerinde Milan, Napoli, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona gibi takımlarda oynadı. Piyasa değeri ise 650 milyon euro. İlk stoperimiz Daniel Rugani. İtalya, Serie A'da yeni tip koronavirüs tespit edilen futbolcu olarak kayıtlara geçen Juventus'lu Daniel Rugani hastalığı ile ilgili konuştu. İzole olarak bulunduğu odada kulübün televizyonlu açıklamalarda bulunan Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur," dedi. İtalyan olan Rugani'nin piyasa değeri 12 milyon euro. Bir diğer stoper Eliaquim Mangala. Takım halinde koronavirüsü testine girdiklerini belirten Eliaquim Mangala, "Bende hiçbir belirti yoktu. Her zamanki gibiydim. Doktor bana koronavirüs testimin pozitif çıktığını söylediğinde inanamadım. Önce şaka zannettim ama sonra 15 gün karantina altına alınacağımı öğrenince ciddi olduğunu anladım. Çocuklarımdan uzak kalacağım aklıma geldi," dedi. Mangala'nın piyasa değeri 6 milyon euro. Sol bekte Benjamin Mendy. Mendy koronavirüsü yenen futbolculardan biri. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Mendy, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli," ifadelerini kullandı. Mendy'nin piyasa değeri 28 milyon euro. Sağ bekte Sampdoria takımında oynayan Omar Colley. 29 yaşındaki futbolcunun iyi olduğu söyleniyor. Omar'ın piyasa değeri 5,5 milyon euro. Defans hattımız bu şekilde. Gelirim orta sahalara. İlk orta sahamız Fellaini. Koronavirüs testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu futbol kariyerini Çin'in Shandong Luneng takımında sürdürüyordu. Çin'in Jinan eyaletindeki yerel bir sağlık departmanı Belçikalı futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Fellaini'nin şu andaki piyasa değeri 5,5 milyon euro. İkinci orta saha Juventuslu Matuidi. İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasında açıklamalarda bulundu. Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde. Ben olumluyum. Bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım," açıklamasını yaptı. Matuidi'nin şu andaki piyasa değeri 10,5 milyon euro. İtalya Serie A'da koronavirüs testi pozitif çıkan ikinci futbolcu olan Manolo Gagliardini yaşadıklarını şu şekilde anlattı. "Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hiç beklemiyordum. Ateşim düşmüştü. Hiçbir şeyim yoktu. Ancak bu şekilde başka insanlara da fark etmeden virüse bulaştırdığım düşüncesi aklıma geldi. Doktor test yaptıktan sonra bana bir gün daha beklemem gerektiğini söyledi. Kendimi iyi hissetsem bile bu risk alamazdım," ifadelerini kullandı. Gagliardini'nin piyasa değeri 9,5 milyon euro. Orta sahalarımız bu şekilde. Gelelim forvetlere. Forvette Patrick Cutrone. O da koronavirüse yakalanan futbolculardan. Sezon başında Fiorentina'da oynayan Cutrone şu anda Wolverhampton'da oynuyor. Cutrone'un şu andaki piyasa değeri 15,5 milyon euro. Sol kanatta Hudson Odoi. Kadromuzun en genç futbolcusu. Premier Lig'de ilk koronavirüs teşhisi konulan futbolcu oldu. Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada Odoi'nin tedavisinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ve neredeyse eskisi gibi hissettiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Ki bu hepimizin duymak istediği haber," dedi. Hudson Odoi'nin piyasa değeri 31,5 milyon euro. Sağ kanatta hepimizin bildiği Paulo Dybala.
Juventus'un 26 yaşındaki futbolcusu Paulo Dybala, kız arkadaşıyla birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada Dybala'da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi. Bu arada yıldız oyuncu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba. Oriana ile beraber koronavirüs testimizin pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar." ifadelerini kullandı. Dybala'nın şu andaki piyasa değeri 72 milyon euro. Evet, kadromuz bu şekli aldı. Sizce bu kadromuzun kaptanı kim olmalı? Yorumlara yazın. Eğer böyle bir takım olsaydı toplam kadro değeri 196 milyon euro olurdu. Bu da en pahalı kulüpler arasında Hoffenheim'in bir ilerisinde, yani 43. sırada olurdu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.